İyi akşamlar sayın seyirciler. Nusret Durur'la Bölgenin Sesi'nin bugünkü durağı Erzurum. Tabii şu an konuğuma merhaba demeden önce Erzurum'la ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Ben Erzurum'u her zaman şöyle söylüyorum. İşte Palandöken Dağı'yla kışın turizm kentidir Erzurum. İşte üniversiteleriyle eğitim şehridir Erzurum. İşte hastaneleriyle hastane şehridir. İşte diyelim doğunun en büyük ilidir Erzurum. Ben Erzurum'u böyle söylüyorum. Ve Erzurum bayrağın adıdır Erzurum. Erzurum vatan ve sevginin adıdır diyorum. Gerçekten Erzurum böyle bir yer Erzurum. Erzurum bölgemizde en güzel illerden biridir. Ben yazını da seviyorum. Erzurum'un kışını da seviyorum. Ve sayın seyirciler, Erzurum'u kimle konuşacağız biliyor musunuz? Erzurum'u Şehri Emin. Ne demek Şehri Emin? İşte sizlerin, Erzurum halkının oylarıyla seçilmiş, onların iradesiyle seçilmiş bir Şehri Emin ve belediye başkanı. O şehrin belediye başkanıyla konuşacağız Erzurum'u. Sayın başkanım, bilmiyorum Erzurum'u anlatabildim mi, anlatamadım mı ama ben Erzurum'u hep böyle şeylerle söylüyorum. Erzurum gerçekten güzel bir şehir. Sayın Başkanım, önce şöyle söyleyeyim. Programımıza hoş geldiniz. Çok yoğun bir tempodayız biz. İşte geçen hafta Tarım Bakanımız canlı yayın konuğumuzdu. Sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Genel Müdürü canlı yayın konuğumuzdu. Sonra belediye başkanımız canlı yayın konumuzdu. Bugün Erzurum'dayız. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bölgenin sesi ve sesi kulağı olmaya çalışıyoruz. Bugün de Erzurum'da sizin misafiriniz ve siz bizim konuğumuzsunuz. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Buyurun. Önce Nusret Bey hoş geldiniz. Sizleri selamlıyoruz. Bize kanallarınızı açtınız. Stüdyonuzu açtınız. Yine Çay TV izleyicilerini buradan selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii Erzurum'umuzu siz hakikaten çok güzel özetlediniz. Ya 3-5 kelimeyle özetle dense ancak bu kadar olur. Ben tabii Erzurum'umuz kadim bir şehir. Gerek İlhanlar, gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar ve Cumhuriyet döneminde önemli bölge şehirlerimizden biri olmuş hep Erzurum. İnşallah gelecekte de, bugün de ve gelecekte de yine bu konumunu inşallah koruyacak ve gelecek yıllara, gelecek asırlara da bu konumuyla girecek. Çünkü bazı imkanlar vardır ki, coğrafi kurumlar vardır ki sizin onları değiştirmeniz mümkün değildir. Erzurum böyle bir güzergah üzerinde bulunuyor. Bir stratejik öneme sahip Erzurum. Bir de bunun yanı sıra hakikaten Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu birçok doğal imkan var. İşte kış turizmi bunlardan, termal sular bunlardan, yaz turizmi ve yüksek itfalı kamp merkezi bu imkanlardan, yeraltı madenleri, yine organik hayvancılık, tarım bu imkanlardan, yine güneşin en bol olduğu şehirlerden birisiyiz. Ve bir de yine bunun yanı sıra sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Erzurum, bir eğitim şehri, üniversiteler şehri, aynı zamanda bir sağlık şehri. Ve her türlü ameliyatın, hastalığın tedavi edilebildiği bir bölge şehri. İşte bu kadar imkana sahip olan bir şehir, elbette ki gerek bugün gerekse yarınlarda da bu konumunu devam ettirir. Bunun yanı sıra yine birçok akarsunun doğduğu topraklar, başta Fırat'ın, ki Fırat Nehri, yine kutsal sayılan sulardan biridir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerekse diğer kitaplarda ismi geçer. Ya bunun yanı sıra kaynak suları, mineralli sular. Hakikaten içmeye doyamazsınız. HES projeleri, barajlar yine bu bölgede Türk ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. İnşallah bundan sonra da sağlayacak. Ben kısaca Erzurum'u bu girizgahta böyle ifade edebilirim sizlere. Sayın Başkanım, iki dönem milletvekilliği, iki dönem belediye başkanlığı yapmış bir başarılı, deneyimli
bir politikacı olarak geldiniz, kendi ilinizde belediye başkanı oldunuz ve belediye ilinize sahip çıkarak çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Şimdi Sayın Başkanım, şimdi ben de uzun bir dönem belediye meclis üyeliği yaptım, belediye başkan vekilliğine baktım. Yerel yönetimleri iyi bilen birisi olarak sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi Erzurum'un su sorunu var mı başkanım? Şu anda Erzurum'umuzun merkezimizin su sorunu yok. Yalnız altyapı sorunu var. Su şebekemizin yenilenmesi gerekiyor. Yine taşra ilçelerde yenileceğimiz, takviye yapacağımız ilçelerimizin su sorunları var. Su var, yeterli değil, takviye edeceğiz. Hatta bazılarını cazibele getireceğiz. Mesela şu anda Tekman'ı ihale ettik. 50 kilometreden Tekman'a su getireceğiz. Allah nasip ederse ilkbaharda başlıyor ve bu dönem, bu 2015'in içerisinde bitireceğiz. Şenkaya'da bazı beldelerimiz var. Yarım kaldı. 10 kilometrelik bir kaynağa ulaşma sıkıntımız var. İnşallah ilkbaharla beraber ulaşıp o bölgedeki de başta Paşalı olmak üzere o bölgenin su sıkıntısını inşallah gidermiş olacağız. Ve şehrin altyapısını bu dönemde de tamamen yenilemiş olacağız. Şimdi Sayın Başkanım, 500 bin il merkezi ortalama ilçeleriyle birlikte 1 milyon 200 bin sana diyorum Erzurum'un. 900 bin. 900 bin. Normal nüfusumuz 780 bin. Bu takrib olarak bir 100 bin civarında da öğrenci var. Ben 900 bin olarak bunu görüyorum. 900 bin. Şimdi şöyle söyleyeyim başkanım. İlin terminali, havaalanı. Ben bu seçim sürecinde bunları çok işledim. Şimdi bir insan ilk kez Erzurum'a geliyor. Önce terminale bakar. Terminalda iner. O terminalın verdiği hava o Erzurum'u ona anlatır. İşte havaalanında inerse havaalanından şehir merkezine kadar geldiği noktada Erzurum'u o kafasında böyle hayal eder. Çünkü ilk kez geliyor. Erzurum'un terminali, havaalanı bunlar yeterli mi? Bunlar ile cevap veriyor mu Sayın Başkanım? Önce şunu ifade edeyim. Havaalanımız da yeni, terminalimiz de yeni. Havaalanımız biliyorsunuz geçmişte askeri havaalanıydı. Sonradan sivilleştirilerek yeni bir havaalanı yapıldı. Başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yeterli fakat uçak seferlerinin sayısını arttırmamız lazım. Bu arada Antalya'ya, Trabzon'a da sefer koymak istiyoruz. Hatta hemen yanı başımızdaki İran'da, Nahçıvan'da, Gürcistan'da da hatta Azerbaycan Bakü'yle de irtibat kurmak istiyoruz ki ulaşımı daha kolay hale getirelim. Allah nasip ederse böyle bir gelişimimiz var. Terminalimiz yeterli fakat birazcık şehir dışında kaldı. Biraz daha şehrin yanı başında olsa iyi olurdu. Ama orayı da inşallah daha aktif hale getirmeye gayret ediyoruz. Sayın Başkanım, bu kış turizmi tabii Erzurum'un önemli. Yani kış deyince, kış turizmi deyince Erzurum'da. Erzurum hatta dünyanın ve ülkemizde olan işte illerimizde olsun. Yani Palandöken'deki. Bununla ilgili işte kış olimpiyatları oldu Erzurum'da. Şimdi burada bir iki sorum olacak Sayın Başkanım. Erzurum'da Mart ayında Dünya Gençler Curling ve Curling Şampiyonası iptal edildi. Bu da terörle dolayı. Ankara'da yapılacak olan Dünya Buz Hokey Şampiyonası da iptal edildi. Bu konuyla bu konuyu dünyadaki curling ve federasyonu veya diyor ilgili spor organizasyonlarından bir tepki var mı bu konuyla ilgili? Hemen şunu söyleyeyim. Tabii bunlar tamamen siyasi olaylar. Yoksa Erzurum'da, Ankara'da asayiş bakımından herhangi bir sorun olmayan kentlerimizden. Şunu da ifade edeyim. Yakında Paris'te de oldu. Fransa'da olmadı mı terör saldırıları? Almanya'da olmadı mı? İngiltere'de olmadı mı? Bunlar zaman zaman istesek de istemesek de bu tip hareketler aslında olabilir. Erzurum buna hazır diyorsunuz. Tabii tabii. Hiçbir sıkıntının olmadığı. Hiçbir sıkıntımız yok. Bugün asayişin en güzel olduğu şehirden birisi Erzurum. Münferit olaylar bazı zaman olabilir. Bunlar saymış olduğum gibi Washington'da da oldu. İkiz Kuleler yıkılmadı mı? Yıkıldı. Yani İkiz Kuleler yıkıldı diye yani Amerika'daki birçok sportif faaliyet, sosyal, sanatsal faaliyet iptal mi edildi? Yok, edilmedi.
O büyür bir gelip geçti. Onun için bunlar tamamen siyasi olaylar. Biz bu siyasi olayları zaman zaman işte o bölgelere giden turistleri önlemek, o bölgede giden yatırımcıları önlemek üzere yapılan hadiselerden başka bir şey olmadığı kanaatindeyim. Bir de başkanım, 2017'de Erzurum'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Kış Oyunları Festivali. Evet. EOF 2017 için böyle bir tehlike var mı? Bu organizasyon için hazırlıklar ne aşamada? Önce şunu söyleyeyim. Biz şehir olarak 2017 EOF Olimpiyatlarına hazırız. Zaten biz normalde 2019 EOF Olimpiyatlarını almıştık. Fakat Bosna Hersek 2017 EOF Olimpiyatlarını almıştı. Bosna Hersek'in hazır olmadığı, hazırlanamayacağını bu sürede, tesislerin olmadığını ifade edince bize bir yazı yazarak başbakanlığımıza, eğer mümkünse siz 2017'yi alın, biz 2019'u alın diye teklif bulundular. Biz de bunun üzerine 2017 EOF Olimpiyatlarını hükümetimiz kabul etti. Biz de onay verdik ve ben Sayın Başbakanıma, bakanlarıma teşekkür ediyorum. 2017 EOF Olimpiyatları Erzurum'da yapılacak. Her şey bakımından hazırız. İfade etmiş olduğunuz gibi acaba soru işareti olabilir mi? Vallahi siyasi davranılması olabilir. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu tip şeyler hiçbir zaman bizi yıldırmaz. Biz iddialıyız. Şehrimizin tanıtımına, bu tip faaliyetlerin şehrimizde yapılmasına öncülük ediyoruz. Şu anda da zaten bir sürü biz olimpiyatları yapıyoruz. Daha geçen yıl bizim burada Körnik şampiyonları yapıldı. Dünya şampiyonası yapıldı. Yine şurada Ocak ayı içerisinde Dünya Buz Tırmanış Festivali yapıldı. Yani biz bu şehir sadece bir EOF olimpiyatlarına hazırlanmıyor. Birçok uluslararası sportif karşılaşmalara ev sahipliği yapıyoruz. Hiçbir aksaklık, hiçbir sorun olmadığında bunlar gerçekleşiyor. Onun için 2017 EOF olimpiyatlarına da ev sahipliği yapacağımızı, çok görkemli karşılaşmalar olacağını, onun için ben buradan hem yerli hem yabancı tüm milletlere seslenerek gelin Erzurum'u görün, Erzurum'un kışını yaşayın, Erzurum'un doğal imkanlarına siz de kavuşun diyor ve herkesi davet ediyorum. Şimdi Sayın Başkanım, iki ilini doldurmuş bir belediye başkanı olarak şu an Erzurum'da ve Türkiye'nin değişik illerinde yani binlerce Erzurumlu'nun şu anda sizin gözünüzün içine baktığı bir anda evlerine ve iş yerlerine misafir oldunuz. İki il içerisinde Erzurum'da yapılanlar neler oldu? Şunu yaptık, bunlar oldu, şunlar yapıldı dediğiniz neler başkanım? Şunu ifade edeyim. Tabii Erzurum'da biz faaliyetlerimizi üç kısma ayırdık. Bu faaliyetlerden birincisi belediye hizmetleri. Belediye hizmetleri deyince köylerimizden başlayarak, köylerimizin su, kanalizasyon, basit usulde arıtma ve grup köy yollarının yapımı. Bu konuda önemli bir 2014-2015'te önemli bir aşama kaydettik. İnşallah 2016'da da şu anda hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz bu yıl suyu akmayan veya suyu akıp da yeterli olmayan köylerimizin su ve kanal ihtiyaçlarını çözmek. İkincisi, yaptıklarımızı yaptık. Altyapılarını hazırladığımız yine köy yollarımızın köy yollarını asfaltlayarak daha düzenli bir hale getirmek. Biz de kademe kademe önce stabilize seriyoruz, yolu genişletiyoruz. Arkasından birinci kat asfalt yapıyoruz, sonra ikinci kat asfalt yapıyoruz. Ve bu şekilde de yollarımızı düzenli bir hale getiriyoruz. Diğer bir hizmetimiz yine köylerle ilgili. Köylerdeki okulların bakım tamirini yaptık. Gerek köyler, gerek ilçeler, gerekse il merkezinde 1099 tane okulun bakım onarımını yaparak çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde okullara kavuşmalarına imkan sağladık. Yine ilçelerimizin gerek altyapı, su, kanalizasyon, gerekse arıtma çalışmalarını yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz. Mesela Karayaz ilçemizin su ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladık. Yine Tekman'da arıtma tesisi yaptık. Oltumuzun su sorununu çözdük. Horasan ilçemizin su sorununu çözdük. Yine Aşkale ilçemizin artmasını yaptık ve ilçelerimizin presit caddelerini aşağı yukarı her ilçeye bir presit caddesi yaparak o ilçelerimizin de bir şehir haline gelmesine imkan ve fırsat hazırlıyoruz. İl merkezinde
yine hizmetlerimizden altyapıya ağırlık verdik. Şehrin en büyük sorunu olan ovaya akan atık sularını arıtacak arıtma tesisini bitirdik. Hizmete soktuk. Şu anda Erzurum'un atık suları arıtılarak temiz su olarak akarsulara veriyoruz. Diğer yandan yine yağmur suyu kanalları yapmaya başladık. Kanalizasyon yapıyoruz. Şehrin su şebekesini yenilemeye başladık. Hedefimiz 2019'a kadar şehrin de altyapısını yenileme olacak. Yine bunun dışında presit caddeleri yapıyoruz. 20 yakın caddemizin hem altyapısını gerçekleştirdik, kaldırım, asfaltlarını bitirdik. Aşağı mumcu, yukarı mumcu caddelerimiz ve Ayaspaşa, Kavaflar, Habib Baba, devam ediyorum, Kongre Caddemiz ve Tahtacılar, Mahallebaşı ve yine diğer caddeler olmak üzere Alparslan, Türkeş Bulvarı, kaldırım hizmetleri devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada 11 tane esmek meslek edindirme kurslarını devreye soktuk. Şu anda 2 tane daha hazır hale geldi. Yakında inşallah 2 esmek daha kursumuzu açacağız. Bu kurslarda onlarca kurslar düzenleniyor. Burada halımdan, halıdan, kilimden, tesipten, bilgisayarından aklınıza hangi meslekler gelirse buralarda veya talep olursa buralarda onların eğitimini veriyoruz. Bu arada yine gerek 2014 kurbanında gerekse 2015 kurban bayramlarında takrib olarak 14 tane mezbahane hizmete sokarak bunlar mobil mezbahaneler, mahallelerde vatandaşlarımızın kurban kesimlerine modern usulde katkı sağlamış olduk. Yine bu hizmetlerimiz şu anda bilgi evleri yapıyoruz. Acemi bir kayak merkezi gerçekleştirdik. Spor merkezi, Kafe 25 diye. Burada kayak bilmeyen gençlerimize kayak öğretiyoruz. Şu anda bir fuar merkezimizin inşaatı devam ediyor. Yine bir hayvan borsamızın inşaatını başlattık. Ayrıca Oltu, Hınıs, Köprüköy'de birer tane hayvan meydanı gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böylece birçok hizmeti devreye soktuk. Bu arada şimdi Sayın Başkanım isterseniz size yardımcı olacak bir şey söyleyeyim. Bu arada da tabii benim telefonumu yakinen bilenler işte Uzundere Belediye Başkanımız Halis Bey, ondan sonra Narman Belediye Başkanımız Ahmet Bey, Narman Belediye Başkanımızın güzel bir mesajı var. Sayın Belediye Başkanımız Erzurum için bir şanstır diyor. Bu dönem tecrübelerinden yararlanıyoruz ve Erzurum kazanacak diye bir mesaj atmış. Yine Oltu Oltu Olur İspir Belediye Başkanımız çalışmalarınızı ve programınızı izliyoruz demiş. Yine Ankara'da buralı bir savcı Cahit Bey Cihat Bey programı izliyorum demiş, başkanıma ve hemşerime saygılar sevgiler demiş. Yine İzmir'den Vildan Karabulut komşularıyla birlikte izliyormuş. İzmir'den selam ve saygılar göndermiş. Yine Antalya'dan Kemal Koç Çağ buradaki dönercisi Antalya'daymış. Şu anda Antalya'da başkanımı izliyoruz demiş. Başkanımıza saygılar ve sevgiler gönderiyorum demiş. Bu şekilde mesajlar devam ediyor başkanım. Hem BD başkanlarımıza hem Kemal Koç Bey'e hem diğer savcımıza ve diğer izleyicilerimize ben de kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tabii hizmetlerimiz... Bu arada hemen bir kaymakamımız bir mesaj göndermiş. Ta Balıkesir'den Gömeç Kaymakamı ve programı izliyorum. O da bir rahatsızlık geçirdi. Küçük bir ameliyat geçirdi. Allah'tan şifalar diliyorum. Biz de izliyoruz Sayın Başkanım demiş. Evet, Gömeç'te de bizim tarihi hatıralarımız vardır. Buradan hemen şey yapayım. Bir ara ben İstanbul'da BD Başkanı iken Gömeç bir felaket geçirdi. Bir çamur yağdı. Takrib olarak 1 metre şehir çamur altında kaldı. Biz o zaman belediye başkanı olarak tırlar dolusu, kamyonlar dolusu gerek çimento, gerek battaniye, gerek çadır göndererek, ekipler göndererek Gömeçli kardeşlerimizin yardımına koştuk. Ayrıca milletvekili iken de Gömeç'te bir meydanın kamulaştırılmasında ben o zaman plan bütçede vazife yaparken oradan para çıkartarak o meydanın kamulaştırılmasına katkı sağladık. Buradan Gömeçli hemşehrilerimize sevgi ve saygılar sunuyorum. Tabii ayrıca biz şehrin merkezinde bulunan et
ve balık kurumu, şimdi adı değişti, et ve süt kurumu oldu. Bu süt kurumunun taşınmasıyla ilgili yeni bir et ve süt kurumu binası yaptık. Bitti. Şu anda inşallah oraya taşınma başladı. Bu şehir merkezindeki et ve balık kurumu oraya taşınarak inşallah şehrimizi de bir çirkinlikten, bir çevre kirliliğinden kurtaracağız. Ve buradaki yerde belediyemize kalmış olacak. Tabii sadece bunlara değil, ayrıca geldiğimiz günden itibaren kültür yolu diye anımsadığımız kale ve çevresine 100 milyon TL'lik eski parayla 100 trilyonu kamulaştırma gerçekleştirdik. Bunun 60 trilyonunu bütçemizden harcadık. 40 trilyonunu Ankara'dan Kalkınma Bakanlığı'ndan aldık. Ve yine ayrıca bu arıtma tesisini yine bu yağmur suyu kanallarında ifade edeyim ki Avrupa Birliği fonlarından aldık. Yani ya bu kadar para nereden bulundu denmesin. Takrib olarak bir 100 milyon TL Avrupa Birliği'nden ihaleler onlar yapıyorlar ve şehirde bu yatırımları yaptık. Dediğim gibi kale çevresinde de inşallah ihalemiz gerçekleşiyor. İlkbaharla beraber kale ve çevresi yemyeşil, peyzajlı bir hale gelecek. Bununla da kalmadık. Kentsel dönüşümü başlattık. Başta Şehitler Mahallemiz olmak üzere muhtelif mahallelerde kamulaştırma gerçekleştiriyoruz. Gerek Yukarı Mumcu'da, gerek Ali Paşa mahallelerimizde yeni caddeleri inşallah kamulaştırarak caddeleri inşallah hizmete sokacağız. Şehitler Mahallemizde, Gölbaşı'nda, Veys Efendi'de, Kevelciler'de ve yine Hasani Basri'de, Yıldızkent'te olmak üzere konut inşaatlarımız başlayacak. Daha önce bizim zaten şehirde 5000 konut sözümüz vardı. Bunun şu anda 2500'ü gerçekleşmiş durumda. TOKİ kanalıyla konutlarımız başlandı. Gerek Ilıca'da, gerek Palandöken'de ilk etabı bitti. 580 konutun kura çekimi de yapıldı. İnşallah bunlar da peyderpey devam edecek. Ayrıca yine şehrimizde en büyük sorunlardan biri olan bir müteahhit firmanın tapusuz, ruhsatsız başladığı, vatandaşlarından para toplayarak ama bir türlü resmiyet almadığı yerle ilgili de Başbakanımızın talimatıyla, bakanlarımızın devreye girmesiyle yine Palandöken ilçemizde, çat yolunun üzerinde inşallah 1200 konut inşaatı ilkbaharla beraber başlayacak. Konutlar bittikten sonra da orada 1200 vatandaşımız inşallah cüz'i ödemelerle kira öder gibi konut sahibi olacak. Bunu da ayrıca buradan duyurmuş olayım. Bunun dışında 200 civarında cami ve yine köy konağı, taziye evleri gerçekleştirdik. Park inşaatlarımız devam ediyor. İki otopark gerçekleştirdik şehir merkezinde. Ve şehri led lambalarla süsledik. Çünkü şehrimiz bugün pırıl pırıl bir hale geldi. Ve yine şehrin muhtelif yerlerdeki görüntülerini daha düzenli bir hale getirmeye de inşallah gayret ediyoruz. Buradan şunu ifade edeyim. 2016 yılı Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşümde yatırım ve atak yılı olacak. Ve birçok yerde inşallah konut inşaatlarımız başlayacak. Dönüşümü Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Bunun dışında belediye olarak ikinci gerçekleştirdiğimiz sportif, sanatsal, kültürel faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Okullarımıza yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Spora önem veriyoruz. Sporun her dalıyla ilgili, başta kış sporlar olmak üzere. Gerek yazın gerekse kışın kış spor okulları açıyoruz. Okullarımızdan çocuklarımızı araçlarla alıp spor merkezlerimize getiriyoruz. Kayak, kızak, buz hokeyi, buz pateni, curling, yine futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme kursları ve diğer spor dallarında kurslar vererek çocuklarımızın spor alanında inşallah bilinçlerini geliştirme özen gösteriyoruz. Bu arada yetenekli çocuklarımızı da tespit ederek onları da Türk sporuna kazandırmaya özen gösteriyoruz. Bu arada Cirit'e de önem veriyoruz. Çünkü Cirit Erzurum has spor dallarından biri. İnşallah bu konudaki bugün Erzurum'daki atlı spor kulüplerimize ikişer ton arpa dağıtımı gerçekleştirdik. İnşallah Cirit müsabakalarımız da olacak. Her yıl yapıyoruz. Bu yılda inşallah gerçekleşecek. Orada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü takımlara da parasal ödüllerimiz inşallah devreye girecek. Bunun dışında
Yine sportif olarak her yıl yağlı kucak güreşleri gerçekleştiriyoruz. Yine karate, judo güreşlerimiz ve spor müsabakalarımız oluyor. Bunlar uluslararası düzeyde bunlar gerçekleşiyor. Yine mesela Mart ayı içerisinde üniversite olimpiyatları gerçekleşecek ulusal düzeyde. 1000 civarında Türkiye'deki üniversitelerden sporcumuz şehre gelerek burada kış sporları ile ilgili inşallah turnuvalar gerçekleştirilecek. Ayrıca kitap fuarlarımız oluyor. Ramazan etkinliklerimiz devam ediyor. Bunun dışında her yıl geleneksel hale getirdiğimiz kış olimpiyatları dediğimiz, kış sporları dediğimiz, kış festivali dediğimiz, Winter Fest dediğimiz festival gerçekleşiyor. Nedeni nedir? Bazıları zaman zaman soruyor. Ya bura bir kış şehri, burayı tanıtmamız lazım. Burada dağımız var. Dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri. En önemli pist merkezlerinden biri. Ulaşımı çok kolay, kar kalitesi olarak çok güzel. Ama böyle bir yer imkan elimizde değerlendirilmezse bunun kıymeti olur mu? Zaman zaman efendim bu olimpiyatlara, bu festivallere gerek var mı diyenler oluyor. Hemen şunu söyleyeyim. Reklam yapmazsanız sizin şehrinizi kimse bilmez. Bunun için biz bütün imkanlarımızı reklam yaparak hem ülkemize hem dünyamıza duyurmak zorundayız. Bugün şehrimizde misafir olan, beraber çalıştığımız eski bir sendikacı, yine partimizin genel başkan yardımcılığını yapmış, uzun süre yapmış ve beraber de yerel yönetimde çalışmış bir başkanımız Sayın Hüseyin Tanrıvi de şehrimizde aynen şunu söyledi bana. Başkan dedi, ben sizin yerinizde olsam dedi, Ankara'ya billboardlara şunu yazarım. Günübirlik kayak yapmak isteyen var mı? Erzurum'a gelsin. Sabah gelsin, kayağını yapsın, akşamda tekrar evine dönsün. Bu kadar ulaşımı kolay, bu kadar güzel bir kayak merkezi var mı? Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde bir kayak merkezine ulaşmak için 5-6 saat arabayla gitmek zorundasınız veya uçakla gidip uçaktan indikten sonra 1-2 saat arabayla gitmek zorundasınız. Ama Erzurum maalesef böyle değil. Erzurum'da uçakla geliyorsunuz, uçaktan indikten 15 dakika sonra kayak merkezinde oluyorsunuz. Kayağınızı yapıyorsunuz, şehre 5 dakika dinlenip ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz, tekrar dağa dönüp eğlenmeye devam edebilirsiniz veyahut da dönüp tekrar geldiğiniz yere gidebilirsiniz. Böyle bir kayak merkezi var mı? Böyle bir güzel kayak merkezimiz var ama bu kayak merkezine arzu ettiğim şekilde gelen insanımızın hem yerli hem yabancı yok. Bunun için ben bundan sonra bu dağın tanıtımını ve şehrin bütün imkanlarını tanıtımına büyük bir ağırlık vereceğimizi buradan duyuruyorum. Reklam parasından kaçınırsanız, bu tip projelerden kaçınırsanız netice almanız mümkün değil. Allah bu imkanları vermiş. O halde bu fakirli fukaralık da bizim sırtımızda yük olur. Allah'ın verdiği nimetleri akıllıca değerlendirir, reklamımızı yapar, tanıtımımızı yaparsak buraya bolluk gelir, bereketlik gelir ve insanlarımız da fakirlikten, fukaralıktan kurtarır. İşte Avrupa'ya gidiyoruz. Sadece bir kışı olan şehirler o kış turizmini canlandırmak suretiyle milli gelirlerini 30 bin dolar, 30 bin euro üzerine çıkarmışlar. Allah'ın bu kadar nimet verdiği benim Erzurum'da fakirli fukaralık maalesef diz boyu. Bunun için bu şehirde çok imkan var. Bu imkanları değerlendirerek inşallah gelene yapacağız. Bir diğer imkan, bu şehir geçmişte bir ticaret merkeziymiş. İpek yolu üzerinde bulunuyormuş. Yakın tarihe kadar da Türkiye'mizin en ileri 5-6 şehrinden biri konumundayken maalesef bugün 50'lerin gerisine düşmüş. Bunun için biz tekrar bu şehri bu saydığımız imkanların yanı sıra bir ticaret, bir saray merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için de ikinci organize sanayini başta valimiz olmak üzere ticaret odamız bizle destekle devam ettiriyoruz. İlk etabı bitince süratli bir şekilde yatırımcıları davet ederek 6. teşvik bölgesi olan normalde 5. bölge ama OSB'de olunca 6. bölge olan bu OSB'de inşallah yatırımcıları ağırlayarak şehrimizin bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağız. 3 saat mesafede 5 ülkeyle komşuyuz. İran'la. Yine Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan, Ukrayna
Bunlar bizim komşularımız. Geliyorlar Kuzey'de. Mı Sayın Başkanım? Onlar bu kayak için geliyorlar mı? Kayak için geliyorlar ama ulaşım sıkıntımız var. Şimdi insanlar artık bir eğlenceye giderken uzun yol yürümek istemiyorlar. Bunun için uçak seferleri koymamız lazım. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Bunu koyabilirsek o zaman göreceksiniz ki burası kaynayacak. Ayrıca etrafımızda 16 şehir var. Bu 16 şehir mutlaka gelip alışverişlerini, bir takım ihtiyaçlarını buradan gidermek zorundalar. Burası bir üniversite şehri. 100 bin öğrenci burada okuyor şu anda. Bu imkanı değerlendiremezsek, burası bir bölge, sağlık şehri. Onlarca hasta buraya geliyor. Bu imkanları değerlendirdiğimiz zaman görülecek ki Erzurum hakikaten varlık içerisinde yokluk yaşayan şehirlerimizden biri. Gerek valimiz, gerek bizler, gerekse diğer kamu kurumu yöneticileri, özel sektörümüz el birliği yaparak bu şehri geliştirmek ve bu şehrin imkanlarını hem nimet olarak başta şehir insanlarına, ondan sonra da etraftaki insanlara sunmak zorundayız. Burada başlatmış olduğumuz başka projelerimiz var. Mesela şimdi şehrimizde Allah nasip ederse bir cazibe projesi olan, yıllarca üniversitemizin üzerinde durduğu, içerisinde müzelerin olduğu, rehabilitasyon merkezlerinin olduğu, içerisinde yine kaplıca suların olduğu, alışveriş merkezinin olduğu, otellerin olduğu, bir yönetin olduğu bir çılgın proje diye adlandırıyoruz. Böyle bir projemiz var. Temelini attık. Şu anda altyapısı yapılıyor. İnşallah 2019'a kadar onu da bitireceğiz. Ve burada bir kar müzesi, bir astronomi müzesi, bir deprem müzesi, bir gençlik merkezi, bir engeller rehabilitasyon merkezi ve yine bilim sanayi merkezi, otel, eğlence merkezleri olmak üzere farklı bir konsept inşallah devreye girecek. Bu arada şehrimizde büyük parklarımızı inşallah projelendiriyoruz. Göreceksiniz ki Erzurum'umuzda Luna Parklar, eğlence parkları, sportif merkezler inşallah devreye girecek. Buna devreye girdiği zaman bu şehirden göç mü olur, bu şehre dışarıdan gelen mi olur? Biz bu şehirde yatırım ve istihdam imkanları arttırdığımız zaman inanıyorum ki bu şehirde ve de bir eğitimli göç başlayacak buraya. Çünkü bu şehre gelen, okumak için gelen gençlerimizin birçoğu burada kalacak. Yeter ki iş imkanı bulabilsin. Biz bırakın onların burada kalmasını, şehirde doğan, büyüyen gençlere iş imkanı sunamazsak o gençlerimiz bile buradan ayrılmak zorunda kalacaklar. Benim bütün derdim, belediye hizmetlerini biz gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Sosyal hizmetler ağırlık veriyoruz. Ama asıl yapmamız gereken burayı bir yatırım ve üretim merkezi yapabilirsek o zaman burada eğitimli bir yerleşme olur. Ve buradan kimse gitmez. Giden insanlarımız birçoğu da geri dönüp gelir. Bir diğeri de yine burası bir emin bir şehir. Huzurlu bir şehir. Yani bazı yatırımcılar ya nereye gideyim, nerede yatırım yapayım? Bugün şehir, ülkemizin batısı doldu. Başta İstanbul, İzmir, Kayseri o taraflar doldu. Şimdi yatırım yapılabilecek en önemli yerlerden biri burası. Bir de diğer bir imkanımız, yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Bir yandan Batum Limanı'na, Ovit Tüneli'ne bağlanıyoruz. Bir yandan da Kopdağ Tüneli'yle Trabzon'a bağlanıyoruz. Bu limanlar bitince, burası bir sanayi merkezi olunca Allah nasip ederse, burada üretilen ürünlerimiz tırlarla, kamyonlarla limana ulaştırılacak. Limanda da gemilerle dünyanın birçok yerine gönderilme imkanını bulacak. Sayın Başkanım, burada araya girmek istiyorum. Siz bu Hopa Sarp Sinir Kapısı'ndan dediniz ya. Evet. Tabii biz Hopa üzerinden gelirken Uzundere'de vatandaşlarla konuştum. Bu şey var ya, gölün oradaki Pinin Kayası. Evet. Oradan onu özellikle benden ricada bulundular. Başkanıma bunu söyleyin dediler. Yani devlet dağları taşları deliyor, binlerce barajlar yapıyor. Şu anda sadece Artvin'den Yusufeli'ne kadar 50 tane tünel yapılmış. Yani oraya bir acilen bir tüneli projenin kapsamınıza almanızı istiyorlar Sayın Başkanım. Bir de Sayın Başkanım bu Tortum'dan sonraki dağ. Gerçi orada bir çalışma yapıldı ama yani bari hiç olmazsa o yolda gece yarısında kalan, tipide kalan, elektrik yok. Yani oralara ne yapılması gerekir noktasını ben çok merak ediyorum. Bunu da sormuş olayım yani. Şimdi şunu ifade edeyim. Tabii şehrimizin ilçelerle ve yine etraftaki vilayetlerle olan bağlantılarda ne aksaklık varsa hepsi bir inşallah çözülür ve çözülecek. Onu ifade edeyim. Birçoğunun planlaması yapılmış. Bundan sonra da
Bunlar yapılacak. Ben bu ilginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca şehrimizde... Bir de başkanım, burada hemen onu da söyleyeyim, belki unuturuz. Erzurum milletvekilimiz Mustafa İlicalı şu an İstanbul'da. İlin Erzurum'un ileri gelenleriyle birlikte şu an bu programı izliyormuşlar. Ben de kendisini çok seviyorum, Mustafa İlicalı Sayın Milletvekilimizi. Ona da buradan Erzurum'dan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi izleyen oradaki misafirleriyle birlikte kendisini size selamlar. Ben de Sayın Milletvekili hocamıza buradan selamlar iletiyorum. Hem şehirlerimize buradan saygılar sunuyorum. Tabii herkes ilgiyle doğduğu, hatıralarının olduğu bu şehre elbette ki ilgi duyar. Ben de bu vecibeyi yerine getirmek üzere bu görevde bulunuyorum. İstiyorum ki hepimizin doğduğu, iftar ettiği Erzurum'u tarihi konumuna yeniden kavuşturalım. Bunda gerek bakanlarımızın, gerek vekillerimizin, gerek şehirdeki başta valimiz olmak üzere tüm kurum yöneticilerimizin emeği var. Siyasilerimizin emekleri var, destekleri var. Bunlar küçümsenemez. Biz de bu destekleri hep beraber şu anda gerek Recep Aktağ Bey ile beraber, gerek diğer milletvekillerimiz İbrahim Bey, Zehra Hanım, Mustafa Ilıcalı Bey, Orhan Bey olmak üzere önemli çalışmalarımız var. Mesela şu anda tren hattını yerin altına aldırmaya uğraşıyoruz Mustafa Ilıcalı ile beraber. Ayrıca bir raylı sistem, söylemedim onu da söyleyeyim, proje çalışmasını yürütüyoruz. Mustafa hocamız bunu yakından takip ediyor. Bunun dışında şehrin daha büyük yatırımlar yapılması için isimlerini söylemeyeceğim. Milletvekillerimize, özel bakanlarımıza çalışmalarımız var. Buralarda daha büyük tesisler nasıl yapalım diye. Termik santral kurulma çalışmaları var. Üzerinde duruyoruz. Ama bunlar zamanla birden meyvesini vermiyor. Aynen bir yağmur suyunun mermeri deldiği gibi damlaya damlaya nasıl mermer delmiyorsa biz de söyleye söyleye takip ederek bu şehri inşallah arzu edilen noktaya taşıyacağız. Başkanım, bu çöp sorunu belediye şeyin Erzurum'un vahşi depolama sistemiyle mi yapılıyorsa çöp ne yapıyorsunuz çöp? Yok, bizde vahşi depolama yok. Biz normal depolama yapıyoruz. Şimdi etrafta birkaç köyümüz rahatsız. Geçmişte benim de tasvip etmediğim bir yer seçilmiş. Orayla ilgili de inşallah bu ilkbaharla beraber etrafını ağaçlandıracağız. Ayrıca oradaki kokuyu da giderici tedbirlerimiz var. İnşallah bunlar gerçekleşecek. Onu da buradan duyurmuş olayım. Bir de şey çok merak ettim Sayın Başkanım. Sanki biraz bu turizmle ilgili, yani kış turizmiyle ilgili biraz şey yapıyorsunuz yani, istediğiniz seviyede olmadığını dile getirmek istediğinizi hissediyorum. Bir de ikinci bir şöyle bir şey söyleyeyim Sayın Başkanım. Yani yaz ve kış Erzurum'a yerli ve yabancı turist sayısı belli mi? Bir. İkincisi, diyelim ki istediğiniz turist sayısı tamam, kavuştunuz. Ama o turistleri ağırlayabileceğiniz sosyal tesisler, konaklayabileceğiniz oteller, şeyler var mı yani? Erzurum buna hazır mı? Önce şunu ifade edeyim. Erzurum'umuzda çok güzel tesislerimiz var. Yani Türkiye'de belki birçok vilayette bulunmayan 5 yıldızlı otellerimiz var dağımızda. Yine şehrimizde 2 yıldızlı, 3 yıldızlı güzel otellerimiz var. Sayın Valimizin döneminde birçok şehir içindeki otellerimiz otellerini yenileme yapmışlar. Kudakan'ın da desteğiyle gerek otellerin iç dizaynı, gerek örtü, yatak, bu yemek imkanlarının artırılması konusunda güzel destekler olmuş. Biz de bunları destekliyoruz. O konuda durumumuz gayet iyi. Yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü biz daha da yeni tesisin yapılmasını arzu ediyoruz ki turistler gelsin. Diğeri, biliyorsunuz bu sene gerek Rusya'dan gelen turistlerimizde bir gerileme oldu. Ayrıca da Avrupa'da da ya Türkiye bir terör bölgesi aman gitmeyin diye bir takım propagandalar yapıldı. Onun için bu sene kış turizminde dışarıdan gelen turistlerde bir azalma oldu. Bu gerçek. Ama iş turizmimizde hamdolsun gayet güzel gidiyoruz. Tabii istiyoruz ki bu şehir daha fazla turist alsın. Bu şehre çok daha fazla turist gelsin. Yani bu kadar güzel, Avrupa'nın sayılı merkezlerinden biri olan bu şehri onun için
üzerinde duruyoruz. Sayın Başkanım, bu anlattığım bütün güzellikler de ekranımızda geçiyor. İzleyicilerimiz bunları izliyorlar. Palandöken Dağı'nı izliyorlar. Erzurum'un bu güzelim Erzurum'u, o yazın güzelliğini, kışın güzelliği ekranımızda izleyiciler tarafından izleniyor. Bu arada şeyi de soracaktım Sayın Başkanım. Tabii İçişleri Bakanımız Efkanal'a ve eski Sağlık Bakanımız Recep Aktağ eğer izliyorsalar ve Erzurum milletvekillerimize de biz buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Bir hemşerimiz, Erzurumlu bir hemşerimiz isim yazmadan şunu demiş. Erzurum'un bürokratları ve siyasetçilerine sesleniyorum demiş. Erzurum'a sahip çıkın. Belediye başkanının elinden tutun. Erzurum'u şahlandırın diyorum demiş. Sadece bu şimdide kalmış. Ben çok kıymetli hemşerimize teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Bakanlarımın büyük desteği oluyor bölgemize. Tabii desteklerini de yine bekliyoruz. Çünkü el birliğiyle bir elin nesi var, iki elin sesi sözünde olduğu gibi el ele verirsek birçok sorunu aşarız. Tabii zaman zaman şunu da ifade edeyim, kıskananlar da oluyor. Yani hizmetleri kıskananlar da oluyor. Efendim nasıl durdururuz diye gayret edinler diyor. Hiç buna gerek yok. Suyun önünü tıkamakla engelleyemeyiz. Mutlaka su biraz sonra doldu mu aşıp gider. Erzurum'umuzda da inşallah hizmetler aşıp gidecek. Ancak birileri yaptığıyla kalır. Şehrimizin bahsetmiş olduğum gibi bugüne kadar hizmet veren bütün arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hizmet veririz. Bakın biz 2 yılda yaptığımız gölet sayısı 50'nin üzerinde gölet yaptık. Bunlar içme suyu göleti, sulama göleti. Yine 50'ye yakın eski tabirle köylerimizin sulama dağıtım şebekesini yaptık. Birçok köyümüz bu yeni sistemle, bizim de tecrübemizle hizmete kavuştu. Yapılamayan hizmetleri gerçekleştirdik ve biz yaptığımız hizmetleri de projeyle yapıyoruz. Projesiz hiçbir hizmet gerçekleştirmiyoruz. Hepsini projelendirerek, kayıt altına alarak hangi köyümüzde, hangi ilçemizde ne yaptık, ne yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bunun dışında 150'nin üzerinde belediyeye araç gereç kazandırdık. Bunlar bu şehrin imkanları daha güzel hizmetleri yapılsın diye almaya devam ediyoruz. Şu anda 40 tane otobüs aldık. Ulaşımda bunlar doğal gazlı. İnşallah şehrimizin hem havasını kirlememesine sebep olacak hem de vatandaşlarımızı rahat bir şekilde şehirde ulaşımın sağlanmasına imkan sağlayacaklar. Bunun dışında şehrin 5000'lik planlarını hazırladık. İnşallah bu yazla beraber şehrimizde yeşillendirme, ağaçlandırma, park bahçe çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Rekreasyon alanlarını ihale ettik. İnşallah rekreasyon alanlarımız yemyeşil hale gelecek. Dönem sonuna geldiğimiz zaman Erzurum görev aldığımız andan itibaren çok daha farklı bir kuruma taşımış olacağız. Vatandaşımız da ya Erzurum'dan gideyim yerine Erzurum'da kalayım inşallah anlayışa hakim olacak. Yeşillendirme ile ilgili ne düşünüyorsunuz Sayın Başkanım? Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim işte sahilden bu tarafa gelirken, Karadeniz'den bu tarafa gelirken yani bu Erzurum yeşillendirebilir mi? Yeşillendirilebilir mi? Ağaç dikimi olur mu? Bununla ilgili bir tarımla ilgili bir çalışmanız var mı? Şimdi, neler yapıyorsunuz? Bunu da bir vatandaşa tabii. duyuralım. Şimdi tabii son çıkan yasa bize tarım alanda da önemli yetkiler veriyor. Bu yetkilerden gerek tarımın geliştirilmesi, gerek hayvancılığın geliştirilmesi konusunda da bir tarım müdürlüğü kurduk. Tarım müdürlüğümüz bu konuda mesela gerek hayvan ırklarının belirlenmesi, hem süt hayvanı hem et hayvanı. Bunlarda ne gibi aşamalar kaydedin diye büyük bir özen gösteriyorlar. Bunun dışında yine vatandaşımızın bu suni tohumlamayla hayvanlarının aşılanması, arıcılığın geliştirilmesi, tabii hayvancılık değil, sadece şey değil, arıcılık. Şimdi mesela biz arıcılıkta yeni bir adım başlatıyoruz. Biz arı deyince sadece bal biliyoruz. Halbuki arının balın dışında onlarca ürünü var. Şimdi Allah nasip ederse Erzurum'da müsiyat başkanımız ayrıca arıcılar birlik başkanıyla beraber
yeni bir projeyi devreye sokuyoruz. Ve Erzurum'da arıdan inşallah arı sütü, arı poleni gibi ürünler elde edilerek göreceksiniz ki yılda %10'unu sağladığımız, baldan sağladığımız gelini %90 da bu ürünlerden sağlanır hale gelecek. Bunun için de atılması gereken adımlar neyse tarım müdürümüzle beraber el ele verdi arkadaşlar yürütüyorlar. Yine bunun dışında yine tarımla ilgili olduğu için söylüyorum. Ağaçlandırma birimini kurduk. Burada gerek yerli gerekse yurt dışından getireceğimiz ağaçlarla şehrin ana caddeleri, ilçelerimizin ana caddeleri ağaçlandırılacak Allah nasip ederse. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüz şehrimizin ağaçlandıracak muhtelif yerleri ki şu anda bizim önümüzde Orman Bölge Müdürlüğü'yle beraber Palandöken Dağımızı ağaçlandırmak istiyoruz. Belli kısmı ağaç fakat büyük bir kısmında ağaç yok. Madem orada da ağaç olmuş, diğerlerinde de olabilir. Oralarda inşallah ağaçları getireceğiz. Bu arada Orman Genel Müdürlüğümüz Türkiye'mizde olduğu gibi Erzurum'da da ağaçlandırılması gereken birçok yeri onlarca ağaç dikerek, milyonlarca ağaç dikerek ağaçlandırıyor. Bu konuda da destek veriyoruz. Biliyoruz ki ağaç dikilen bölgelerde erozyon olmaz. Ağaç dikilen bölgelerde bol yağmur olur. Kuraklık olmaz. Ağaç dikilen bölgelerde bolluk bereketlik olur. Daha çok tarım ürünü yetişir. Buna özen gösteriyoruz. Biz ayrıca burada geleneksel el sanatlarına ağırlık verdik. Bakırcılığı yeniden geliştirdik Erzurum'umuzda. Ayrıca deri üzerinde deri çantalar, deri kemerler, deri ürünler elde etmeye başladık. Ayrıca yine ambalaj yapmaya başladık Erzurum'umuzda. Biraz evvel görmüş olduğunuz gibi şu arkada gözüken görünüyor şeyler, bakır ürünler bizim kendi atölyelerimizde yapılıyor. Ve 40'ın üzerinde de Erzurumlu kardeşimiz bu tesislerimizde çalışır hale geldi. İşte istihdam imkanı. Daha da bunlar inşallah gelişecek. Göreceksiniz ki yakın gelecekse tekstil, ayakkabıcılık, yine mobilya üzerine girişimlerimiz söz konusu. Bunları geliştirerek şehrin gelişmesine büyük katkı sağlayacağız. Şehirde bu seneki en büyük hizmet alanımız da kentsel dönüşüm. Başkanım, sosyal hizmetler konusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz efendim? Sosyal hizmetlere büyük bir ağırlık verdik. Bunun için bizim bir tane hayır kuruluşumuz var. Hayır Çarşı diye bir yer açtık. Bu hayır çarşısında inşallah ziyaret etmenizi bekleriz. O hayır çarşımızı. Hayır çarşımızda giyecekten yiyeceğe kadar, ev eşyasından efendim çocuk yiyeceğine kadar ürünler söz konusu. Bunlar genelde birinci el ürünler. Orada raflara bunlar dizilmiş. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek oraya gönderiliyor. Orada gerekli araştırma yapıldıktan sonra üzerleri giydirilip evlerine gönderiliyor. Evinde efendim oturacağı eşya olmayan koltuğu, yatağı, kanepesi, buzdolabı vesaire A'dan Z'ye burada bunlar gideriliyor. Bunun yanı sıra yine şehrimizde 6000 üzerinde çocuğumuza, üniversite okuyan çocuğumuza burs veriyoruz. Asıl adı eğitim yardımı yapıyoruz. Yine belediye olarak mı veriyoruz? Belediye olarak 10.000'in üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ekmek dağıtıyoruz. Ayrıca Erzurum'umuzda halk ekmeği çıkartıyoruz. Ucuz bir şekilde vatandaşlarımıza... Başkanım şu anda o gündemde kaç lira Erzurum'da ekmek? 70 kuruş. Yani bu bakanın söylediği, fiyat doğru mu yani? Ben biraz bu konuyla ilgili... O konuyla ben girmeyeyim. Şimdi çok bilgim yok ama biz şu anda daha evvel 60 kuruştu. Şu anda tam bir 70-75 kuruşa ekmek veriyoruz. Fırınlarda da ekmek 90 kuruş olarak satılıyor. Şimdi ekmeği de çeşitlendirmeyi de düşünüyoruz. Biliyorsunuz birçok hastalıklara uygun ekmekler var. Hatta biz halis buğday unun yerine çavdardan ve kepekli ekmekler üreterek, daha küçük ekmekler üreterek vatandaşımızın daha farklı ekmek inşallah tüketmesine imkan ve fırsat hazırlamayı da düşünüyoruz. Onu da söyleyeyim. Aynen İstanbul, Ankara'da olduğu gibi. Çünkü bu da maalesef sağlığımıza zararlı ama alıştığımız hep beraber beyaz undan ekmek yiyoruz. Bu da şeker hastalığı başta olmak üzere sağlığa zararlı. Bir de başkanım, gençliğin çok bol olduğu bir il. Çünkü 100 bine yakın öğrenciden bahsettik. Evet. Yani burada sosyal ve kültürel etkinlikler
Yani bu çocukların enerjisini atabilecek. Yani bu konuda neler yapıyorsunuz? Şöyle hemen söyleyeyim. Bu konuda gerek kültürel gerekse salon toplantıları yapıyoruz. Konferanslar, paneller, tiyatrolar, sinemalar ve yine lise ve ortaokul öğrencilerine dönük bir takım konferanslar yaparak çocuklarımızın stres atmasına bir ortam oluşturuyoruz. Ayrıca da kültürel, sanatsal faaliyetlerimiz oluyor. O sanatsal faaliyette de sanatçı getirerek, eğitimci bir takım programlar koyarak gençlerimizin eğlenmesine fırsat veriyoruz. Bu arada da şu anda şehir merkezinde 7'nin üzerinde kütüphanemiz söz konusu. Bu kütüphanelerimizin tahmin ediyorum 5'i 24 saat açık hizmet veriyor. Gençlerimiz gelip bu kütüphaneden istifade etsin diye. Ayrıca da gerek şehir meydanlarına gerekse üniversite kampüsü içerisinde ücretsiz internet ağı oluşturduk. Ayrıca toplu ulaşım vasıtalarımızda ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. Üniversite öğrencilerine dönük. Yeter ki bunlardan istifade etsinler. Ayrıca lise son sınıfında okuyan bütün öğrencilerimize bila ücretsiz üniversiteye hazırlanma kitapçıları dağıttık. Milli Eğitim Müdürlüğü, valiliğimizle konuşarak bu çocuklarımıza nasıl fayda olabilir dedik ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi inşallah yine Milli Eğitim ve valiliğimizle işbirliği yaparak şehrimizdeki beden eğitimi öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri, müzik öğretmenleriyle beraber ayrı ayrı bir araya gelmek suretiyle çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıkları, spor yapma alışkanlıkları, yarışmalar tertip ederek gençlerin geleceği hazırlanmasına imkan ve fırsat tanıyacağız. Ayrıca da yine kadınlarımıza yönelik bu esmek kurslarını açmak suretiyle de bu kurslara gelen kadınlarımıza birçok alanda meslek edindirme kursları düzenliyoruz ve sunuyoruz ki insanlarımız gelsin. Mesela ben Erzurum'umuzda şimdi inşallah önümüzdeki en önemli programlardan bir tanesi yemek kursları. Genç kızlarımız maalesef Erzurum yemeklerini bilmiyorlar. Hatta yemek yapmayı bilmiyorlar. Bunları öğretmemiz lazım. Hatta aslında başkanım yemek dediniz de yani şöyle bir şey söyleyeyim. İşte Erzurum kadayıf dolması. İşte Erzurum'un döneri. Bu bütün insanın ilk buraya gelip de buradan ayrılınca en çok konuştukları şeylerden birisi. Evet. Yani ben Erzurum'da kadayıf dolması yedim. İşte buranın tabii ki oksijen ve havasından suni beslenmeden dolayı hayvanların etleri de çok lezzetli oluyor. Yani şunu söylemek için söylüyorum. Aslında yemek olayının girdiğiniz için söylüyorum. Bu konuda da sana diyorum Erzurum'un durumu nedir Sayın Başkanım? Şunu söyleyeyim. Tabii Erzurum'da hakikaten damak tadı farklı yemek çeşitlerimiz var. Sadece bu bir cağ kebabı, bir kadayıf dolması değil. Bunun dışında ortaya yere konacak çok çeşit yemeklerimiz var. Bunlar tabii gerek güney ilçelerimizden kuzey ilçelerimize, doğu ilçelerimizden batı ilçelerimize doğru değişen yemek çeşitlerimiz var. İnşallah bunları yeniden gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Mesela şimdi bir kuru fasulyemiz var ki İspir kuru fasulyesi, Pazaryolu kuru fasulyesi çok meşhurdur. Biliniyor ama bir hınısımızın, bir kara çobanımızın bir kuru fasulyesi var. Yani tadına doyamazsınız. Bunları tanıtmamız lazım. Bakın öbürü tanınıyor, öbürleri tanınmıyor. Bunları tanıtacağız. Ayrıca mercimeklerimiz, nohutlarımız, hele hele bizim organik ürünlerimiz. Şimdi Olurumuzun bir pekmezi var. Oltumuzun hakikaten cevizi, tortumuzun cevizi ve kayısısı, kızılcığı ve yine Alzheimer hastalığına iyi gelen, oltuda yapılan bir pekmezimiz var. Bakın Alzheimer diyorum. Herkesin bir hastalık bir şey değil. Tedavisi. Tabii tedavisi de kullanılabilecek. Uzundere'mizin hakikaten farklı bir konumu var. Ya başkanım Uzundere dediniz de o güzelim Tortum Gölü yani hiçbir etrafında bir sosyal tesisin olmadığı. Yani oranın Erzurum niye değerlendiremiyor? Hatta bana birisi resim çekip attığımda Erzurum'da deniz mi var diye sordu. Öyle mi? Evet. Ben de deniz var dedim.
Tortum Gölü var dedim. Gelmemişsen Erzurum'a gel gör dedim. Şimdi şunu söylemek için söylüyorum. Yani bu kadar güzelim Tortum Gölü, şelale. Ya bakımsız, orada sosyal tesisler yok. İnsanlar şöyle düşünün. Eşinizi alacaksınız başkanım. Cumartesi günü, pazar günü gideceksiniz şelaleye, Tortum Gölü'nün etrafında yemek yiyecek, oturacaksınız. Ararsanız sayılan bir tane var, bir iki tane. Yok yani. Şimdi tabii şunu söyleyeyim Nusret Bey. Bazı olayların olması için bazı aşamalardan geçilmesi lazım. Bakın biz şimdi geldik bu şehre. Şehrin sit alanları var. Siz sit alanında koruma amaçlı plan yapmadıktan sonra tasarım projelerini hazırlamadıktan sonra onları uygulama projelerine çevirmediğiniz müddetçe bir yatırım yapmanız mümkün değil. Bu aşamalardan geçildi. Şu anda da Tortum Gölü ile ilgili başta belediye başkanımız, kaymakamımız fevkalade ilgileniyorlar. Beraber proje hazırladılar, bize getirdiler. Biz de buranın yine bu koruma amaçlı planlarını yaptık. Koruma amaçlı planlarına uygun projeler yapıldı. Orada cam taraslar, seyir terasları ve içinde inşallah botla, yatla gezilebilecek konumlar olmak üzere Kalkınma Bakanlığı'na proje sunuldu. Göreceksiniz ki orada bir de tünel yapılacak Allah nasip ederse. Sizin bahsetmiş olduğunuz tünel dediniz ya, şurada bir tünel yapılması lazım. İşte o tünel oraya yapılacak. Göreceksiniz ki burada çok farklı bir konuma gelecek. Ama bunlar, şimdi siz Uzundere'ye gidin, Uzundere'nin şöyle bir caddelerine dolaşın. Bir cephelerine şöyle bir bakın. Uzundere Sayın Başkanım çok güzel olmuş. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben o bölgedeyim. Olur, Oltu, Tortum, Uzundere, İspir. O bölgenin haberini. Hatta ben Uzundere'nin orada birisi kiraz yetiştirmiş. Biz o kiraz haberi yaptık. Ha, bakın. Bak kiraz haberi yapıp Erzurum'da kiraz yetişiyor diye haber yaptığımızda. Kim der ki Nisan ayının 15'inden sonra Uzundere'de kiraz olur. Erzurum'da kiraz olur. Kimse inanmaz. Kimse inanmaz. Ama ben 15 Nisan'dan sonra orada kiraz yedim. Evet. Şimdi Uzundere'miz farklı bir konuma geldi. Daha da devam ettireceğiz. Şimdi bütün ilçelerimize girmeye uğraşıyoruz. Olur'a da gireceğiz. Efendim Oltu'ya da, Tortum'a da, Narman'a da. Bakın Narman'da peri bacalarımız var. Oltu'da kalemiz var. Şu anda Kültür Bakanlığı'na bildirdik. Oltu kalemiz, İspir kalemiz. Yine Hınıs'ta kanyonumuz var. Kanyon. Allah'ın verdiği doğal bir imkan. Şimdi bunlar değerlendirilmezse şey olur mu? Şu anda Hınıs'ımızın, yine Karayazı'nın, Tekman'ın, Karaçoban'ın, Çat'ın bu pestit caddeleri devreye girecek. Bu ışıklı lambalar yanacak. Öbür taraftan Narman şu anda yanıyor. Narman'ın o konutların cephelerine inşallah başlanacak ilkbaharla beraber. Bizim tabii bir şanssızlığımız, kışın burada fazla bir hizmet yapamıyoruz. Ancak karla mücadele. Ondan da şikayetim yok. Biz kar istiyoruz çünkü hakikaten kar bu şehrin bir nimeti. Ben öyle görüyorum. Bir şikayetim de yok ama bu süre içerisinde hakikaten bir büyük bir yatırım gerçekleştiremiyoruz. Sadece zaman kaybımız söz konusu. Başkanım bu şey çok önemli olduğunu bulduğum için okumak istiyorum. Diyor ki Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın diyor Erzurum'a bakış açısını bütün dünya alem biliyor diyor. Geriye diyor çalışmak kalır diyor. Evet. Zaten bizim buraya gelişimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi buraya göndermesiyle oldu. Biz de kabul ettik. Ve büyüğümüze layık olmak üzere yoğun da bir gayret gösteriyoruz. İnşallah dediğim gibi dönemin sonunda bu şehir daha farklı bir konuma inşallah gelmiş olacak. Sayın Başkanım, bu da benim bir sorum olsun. İki ilinizi tamamlamak üzeresiniz. Üç iliniz daha var. Evet. Benim en büyük projem dediğiniz, en büyük projem dediğiniz bir çalışmanız var mı Erzurum için? Bakın, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce dediğiniz gibi çılgın proje. İşte hani bazen Cumhurbaşkanımız başbakanken işte İstanbul'a şunu yapacağım, şöyle yapacağım, denizin altına şunu. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten artık Erzurum Doğu'nun en büyük şehri olduğunu. Bunu anlamak lazım bir. Erzurum İşte biraz önce dediğiniz gibi 16 tane ülkeye neredeyse komşu. 6 ülkeye. Pardon 16 ülkeye. Özür dilerim. 6 ülkeye. Ve ben biraz önce açılışta da aynı şeyi söyledim. Eğitim kenti. Gerçekten 100 bine yakın öğrenci. Üniversiteleriyle, hastahaneleriyle. Yani bölgenin gerçekten cazibe merkezi aslında. Kış turizmi, palan döken dağlarıyla.
Yani gerçekten devletin hangi imkanları kullanılması gerekiyorsa kullanılması konusunda neler yapacaksınız? Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Yani benim bir projem değil, onlarca projemiz var. Saymış olduğumuz projelerin birini yapmakla burada netice alamayız. Saymış olduğumuz projelerin tamamını. Şimdi siz altyapıyı hiçe sayamazsınız. Altyapıyla cesaret edemiyormuş yerel yöneticiler başka. Doğrudur. Görünmüyor ya. Doğrudur. Vatandaş doğrudur. Görmüyor yani. Doğrudur ama biz altyapıyı bu şeyde yapacağız Allah nasip ederse. Gerek su borularını. Bitirdiniz sanıyorum. Bitmedi mi başkanım? Yok, devam ediyor. O uzun bir iş. Biz bu şehirde gerek il merkezinde gerekse ilçelerde ve köylerde dönemin sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz. Ve dönemin sonu geldiği zaman Allah'ın izniyle %90 tamamlanmış olacak. Bu çok önemli bir yer. Siz bunu şimdi yapmadan olmaz. Kentsel dönüşüm. Bu şeyde kentsel dönüşüm yapmadan netice alamaz. Bu sizin değişmez bir projeniz. Yine siz bu şehirde hayvancılığı, organik tarımı geliştirmediğiniz bir netice almanız mümkün. Bakın ben şimdi baldan yılda alınan para 30 trilyon. Ben şimdi önüme 300 trilyon hedef koydum. 300 trilyonu hedefledik. Baldan bu şehre 300 trilyon para gelecek. Başlattık. Ha bu ne zaman olacak? Bu birden olmaz. Ama biz bu yıldan itibaren şu anda 1000 kovan dağıtımı yapacağız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak. 1000 tane arıcıya, pardon 1000 kovan dedim. 1000 arıcıya kovan dağıtacağız. Ve bunlar baldan ayrı diğer ürünlerin de yapılabileceği kovanlar olacak. Yani biz 300 milyonluk bir hedef dururken 30 milyonluk bir hedefle uğraşıyoruz. Zaman zaman da şöyle şey oluyor. Efendim Karadenizler gelip burada bal yapıyorlar falan. Ben zaman zaman diyorum ya biz de yapalım. Bizim insanımız da yapsın. Yani eğer Karadenizli Rize'den, Trabzon'dan, Giresun'dan, Ordu'dan gelip burada bal yapıyorsa benim hemşerim kapısının önünde bal yapsın. Bu imkanı değerlendirsin. Balın dışında da buradan duyuruyorum. Başka ürünler de var. Para yapacak. Şu kadar bir kutu arı poleni, arı sütü. Şu kadar bir kutuda 50 lira, 100 lira. Biz bu durupken bir kilo bal üreteceğiz. 50 liraya satamayacağız. Şu kadarcık bir polen elde edeceğiz. 50 liraya 100 liraya satacağız. Ya niye geri duruyoruz? İnşallah Arıcılar Birlik Başkanı'yla beraber Romanya'ya gideceğim. Yakın bir tarihte bir günlük ziyaret yapıp geleceğiz. Orada bu tesisler var. Bakın 2014'ün Eylül ayında buradan duyuru yapıyorum. Biz 3 günlük bir çalıştay yaptık. Müsiyat Başkanımızla beraber arıdan ne elde edebiliriz? Al size bir yeni bir şey, sektör. Bak bunu koyduk hayvancılıkta. Biz sadece ne yapıyoruz? Canlı olarak alıp satıyoruz. Deri sanayimiz yok, et sanayimiz yok, süt sanayimiz yok. Bir taraftan gerek küçük başta gerekse büyük başta neler yapabiliriz? Göreceksiniz, ırkları değiştireceğiz Allah nasip ederiz. Sayın Başkanım, yani bunlar, o bakalım yönetmenim uyarıyor. Evet. 3-5 dakikamız kaldı. Evet. Benim özel bir sorularım da olacak. Şimdi şunu söyleyeyim Sayın Başkanım. Mehmet Sekmen kim? Mehmet Sekmen şöyle bir kendini bir tanıtsın. Bir de şunu söyleyeyim Başkanım. Mehmet Sekmen eşini alıp zaman zaman böyle Erzurum'da evleri işte fakir fukarayı ziyaret eder misiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii Mehmet Sekmen kim dediniz? Ben 3 dönem İstanbul'da belediye başkanı yaptım. Samandıra'da bir dönem. 2 dönemde Kartal'da gerçekleşti. 2 dönemde milletvekilliği yaptım. Milletvekili dönemimin tamamında AK Parti'mizin genel merkezinde belediyeden sorumlu biriminde koordinatörlük, başkan danışmanlığı ve başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Buraya gelmeden evvel de Ege bölgesinden sorumlu başkan yardımcısıydım. Daha evvelden ben finans eğitimi ve iktisat eğitimi, işletme eğitimi almış birisiyim. Hem devlet bankalarında kısa bir süre, özel sektörde yine bir süre çalışmalarım oldu. Yani öyle de bir tecrübemiz söz konusu. Sonra serbest çalışmalara başladık. Gençlik başkanlığı yaptım. İlçe başkanlığında bulundum. Arkasından da belediye başkanlığında da bulunduk. Oradan buraya gelirken ben şahsımı şöyle şey derim. Ben iyi bir yöneticiyim. Yönetim konusu ne olursa olsun oturup kısa sürede oraya adapte olurum. Ve halkla da iç içe olan birisiyim. Yani halktan uzak durma yerine ve işlerimi de yerinde takip ederim. Zaman zaman ilçelere, zaman zaman il merkezindeki çalışma olan birimlere gün aşırı gider, kontrol eder, yakinen takipte bulunurum. Bilirim ki siz işi takip ederseniz neticeye ulaşır. Ve gerekli de belediyede birimlerimi birebir takip ederim. Ve halkın imkanlarını
çarçur etmem, ettirmem. Ama bazı zaman bazıları, bazı yapılan hizmetleri, sosyal faaliyetleri çarçur olarak görebiliyor. Onlar çarçur değil. Başkanım yönetmenim, hemen toparlıyorum. Reklam, biliyorsunuz Türk milletinin bir özelliği vardır. Türk milleti reklamdan kaçınır, onu israf sayar. Halbuki biz biliriz ki ticarette, özel sektörde reklamın, yani %10 reklam yaparsanız %90 gelir elde edersiniz. Bunu genelde Yahudi milleti çok yapar. İyi reklam yapar, iyi para kazanır. Biz de şehrimizin marka şehri olabilmesi için iyi reklam yapıp, iyi tanıtım yapıp şehri cazibe haline getirmemiz lazım. Marka haline getirmemiz lazım diyor. Bizleri televizyonlara başını izleyen tüm hemşerilerime, vatandaşlara sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ayrıca Çay TV'ye şahsınızda da teşekkür ediyor. Ve inşallah bundan sonra da yine böyle programlar yapmayı arzu ediyorum. Evet sayın seyirciler, Dadaşlar Diyarı Erzurum'daydık. Bugünkü durağımız. Şu anda bulunduğumuz yerde belediye başkanımızın makamı. Oradan sizlerle birlikte olduk. Şimdi o kadar mesaj geldi ki, ortalama mesaj sayısına baktığımda şu an 187 mesaj gelmiş. Bunların hepsi Erzurum derneklerinden gelmiş çoğusu. İzmir, İstanbul, Bursa, Yalova, Adapazarı, ismini sayamadığım dernekler, Erzurum derneklerine buradan saygı ve sevgilerimle gönderiyorum. Bir dahaki başka bir yerde bir başka konuğumuzla birlikte olmak umuduyla Allah'a ısmarladık diyorum efendim.